seçeceğim. Kral sen orada bir hızlan. Bize desteğe gelmen lazım. Evet. 3 geliyor mu acaba? Son saldırıda 3 geliyor mu? Hadi bakalım. Vay be. Max biniciyle Max bir köyü üçledik diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kar iksirimiz boşa gidiyor. Çöp olup gideceğine şöyle bir güzel bir seriye başlayalım dedik. Bunu önceden yapmıştık. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezandan sonra devam edelim. Tamam. Evet arkadaşlar, öncelikle bu serinin ilk videosu arkadaşlar. Hani bu seride şöyle yapacağız. Elimizden geldiği kadar hani başarıdan ziyade eğlence amaçlı çekeceğiz. Bunun amacı da köy binası 12 üçlemek değil arkadaşlar. Çünkü Max askerlerle dalacağız, tamam, ama sadece biniciyle, sadece golemle, sadece valkiri ile köy üçlenmez arkadaşlar. Bundan sadece eğlence amacıyla yapacağız. Tabii ki üçlemeye çalışacağız. Bazen üçleyeceğiz, bazen 2'de kalacağız, bazen 1 yıldız alacağız. Dediğim gibi bu sadece bir eğlence amaçlı olacak. Ve siz isterseniz devam edecek. Şöyle söyleyeyim. 4, 8, 9, yani 11, 13, 15, 18, 20... Yani 15 tane yakın askerle bu tek tür saldırıları yaparız. Hani okçu, barbar, goblin, duvar kırıcıyı yaparız. Şimdi üçünü geçeriz. Bunun üçünün haricinde kalan diğer işte 15 tane askerle bunu yaparız arkadaşlar. Şimdi şöyle bakacak olursak 56 tane, 8 tane de klan kalesinde var. 64 tane binicimiz var. 4 şifa, 1 öfke ve 2 tane dondurmamız var. Bu arada kaya balonu atan arkadaşa da selam olsun diyoruz ve şöyle bir köy aramaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar, köy bitti. Hemen hemen savunma bir şey kalmadı. Son bir havanımız vardı herhalde. Bastık mı, basmadık mı bilmiyorum. Sadece top kaldı. O topları da yani bir 2 haftaya kadar onu da bitiririz. O köy binası 11 olmasına rağmen güzel ganimeti vardı. Yani ufaktan ufaktan aslında ganimetle çıkalım mı arkadaşlar? Şey, ganimet demişim. Düzeltiyorum. Kupada çıkalım mı? Hani şöyle bir efsaneliğine doğru başlayalım mı? Ne diyorsunuz? Bu konuda yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer başla derseniz ufak ufak kupa çıkmaya da başlarız. Şöyle bir öncelikle bir Titan Ligi'ne çıkarız. 2 günde bir, işte 2-3 günde bir kupa saldırı videoları gelir. O şekilde bir seri yapabiliriz. Şöyle bakacak olursam, hani ben böyle güçlü köylere dalmak istiyorum. Tutup da böyle, ne bileyim, hani köy binası 10.5-11 değil de böyle güzel max 12 köyler olsun. Hani böyle savunmaları hepsi max falan olursa güzel olur. Hani bunun duvarı yok. Zaten binici saldırısında duvar önemli değil. Bizim için önemli olan sadece savunmalar güçlü olsun. Şimdi bunda klan kalesini çıkartabiliyor muyuz? Ben öncelikle buna bir bakacağım. Şuraya bir tane binici atıp klan kalesini deneyeceğim. Oradan çıkaramayız. Burada da büyücü kulesi var. Ne yapalım? Şöyle yapalım mı? Şöyle bir 4 tane bırakıp o okçu kulesini bir keselim. Arkasındaki top da klan kalesi çıkar. Evet, klan kalesi boşmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Evet, kaya balonunu seçelim. Bir tarafı kaya balonuyla indirelim arkadaşlar. Şuradan. Öncelikle şu büyücü kulesini doğru bir keseyim, değil mi? Şuraya da bir iki tane biniciyi yolladım. Hani bir tarafı kesip merkeze doğru binicilerle girmek istiyorum. Evet, şunu da alırsak güzel olacak. Alamadık. Alır mı o biniciler? 7 seviye biniciler aldı. Evet, şuradan birkaç tane daha yollayıp kalanını buradan bırakıp merkeze doğru çoğunluğunu yollayacağım. Ve koruyucuyu arkasından bırakacağım arkadaşlar. Şuraya bir şifa, ikinci şifayı da buraya attık. Evet, içeri doğru bir tane öfke büyüsü, bir dondurma buraya, bir tane buraya, bir tane şifa büyüsünü merkeze attık. Zehir büyüsünü kullandım. Koruyucu, koruyucu bir içeri gel. Belediye binası niye kalkmadı?
Abi belediye binası niye uyanmadı be? Oğlum al al, tamam şu taktik yavru uçağını al. Evet, şuraya bir şifa büyüsü dağıtacağım. Abi ilginç bir şekilde belediye binasına hiç müdahale olmadı. Normalde hani biz bir şey yapmasak da belediye binasını kesiyorlardı. Burada %30-36 mı? Evet, 35'e kadar geldik ve belediye binası uyandı arkadaşlar. Allah seni ölmüşlerine kavuştursun. Ne diyeyim, belediye binası. Evet, kraliçeyle de merkeze doğru gitmek isteyeceğim. Kral bu tarafa döner mi? Dönmedi. Evet. Aslında koruyucuyla şurayı bir temizleseydik güzel olurdu. Tamam. Kraliçe ve şey içeriye doğru dönüyor. Bakalım. Yani aslında böyle köylerde iki tarafı temizlemeye çalıştık ama binici sayımız da yetmiyor arkadaşlar. Çünkü savunmalar çok güçlü. Çok da bir şey yapamadık. Şöyle yapalım. Kralın kraliçenin özelliğini kullanıp çok da ölmelerini istemiyorum. Çünkü ben bu saldırıdan bir şey anlamadım. Tekrardan bir saldırı yapmak istiyorum. Şuradan yerden öfke diyelim ve aynı orduyu bir daha basmak istiyorum arkadaşlar. Hızlandırmamız zaten mevcut. Biniciler çıksın. Hemen koruyucuyu bir 30 taş verip kaldıracağım ama klan kalesi dolsun. Hemen öyle dalalım arkadaşlar. Evet, klan kalesi dolsun. Güzel bir köy bulayım. Tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir tane köy bulduk. Yani hep köy binası 11 ve düşük 12 tarzında köyler geliyor arkadaşlar. Şimdi ben kral ve kraliçeyi şu merkeze bırakacağım ama öncelikle şöyle bir tokmağı atalım. Arkasından bir binicilerimizi dağınık bir şekilde sağa sola gidecek şekilde yollamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle kral, kraliçe ve koruyucuyu bırakıp bir şifa buraya, bir şifa buraya bıraktım. Ve merkeze doğru bir tane öfke büyüsü yollayacağım. Şurayı bir donduracağım. Ve oraya bir tane de şifa büyüsü bırakıp belediye binasına doğru koruyucunun özelliğini. Evet, şu belediye binası hala kalkmadı. Lan şuraya bir şifa büyüsü olsaydı çok güzel olurdu be. Evet, sonunda belediye binasını gördüler ve vurdular arkadaşlar. Şunun ikisini bir dondurmak istiyorum. Cehennem kulesi ve büyücü kulesini derken uçtu ya. Şeyler bayağı bir uçtu ama burada biraz daha diğerine göre başarılı olduk sanki arkadaşlar. Şifa büyüsünün tekini sanki ben şey yaptım ya. Boşa mı salladım, ne yaptın? Herhalde boşa salladım gibime geliyor arkadaşlar. Yani saldırıyı bir hızlı bir şekilde bakıp tekrardan bakmak istiyorum. Bence ben bir tanesini boşa salladım. Çünkü bir sağa attım, bir sola attım, bir tane ortaya attım. Bir büyü nereye gitti hiç dikkat etmedim. Onu kendiliğinden bıraktı herhalde ekranı çekerken falan. Evet, bu köy 3 olacak arkadaşlar. İçimden bir his 3 olacağını söylüyor. Ama kral öne geçseydi güzel olurdu. Kraliçenin öne geçmesi kötü oldu. Evet, şurada kraliçenin özelliğini kullanıp o büyücü kulesini de alırsak süper olacak. Derken büyücü kulesi indi ama top bizi alacak. Kral öne niye gittin be? Al lan o topu. Abi sizce 3 olur mu? Cehennem kulesi var ve çok da bir savunma yok aslında. Şurada bir şey olsaydı güzel olurdu. Evet, o okçu kulesinin, okçunun ölmesi de kötü oldu. Abi duvarı çok büyük ya. Duvar çok büyük. Ben şimdi özelliği kullanacağım ama büyücü kulesi bizim şeylerin hepsini öldürebilir. Onun için şu büyücü kulesi indikten sonra özelliği kullanmak istiyorum. Hadi vur ona. Vur ona, çok güzel. Vur 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 vur. Vur 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 koruyucu, bir tane daha vur. Vur bir tane daha, adamın dibisin lan. Vur. Hadi. Tamamdır. Evet, yani üçleyemedik ama baya bir yaklaştık arkadaşlar. Bir %90-90 falan öyle bir şey alacağız benim tahminim. 90-92-93'e kadar gelir miyiz acaba? Hadi bakalım. %87-88-89-90-90 olacak mı? 88-89-90. Vur. 90. Evet, %90'a kadar çıktık. Çok da kötü değildi ama bence bu sefer üçleyeceğiz arkadaşlar. Şuradan hemen yerden öfke diyelim. Aslında ben binici atacaktım ya.
Evet, yerden öfke dedik ve şöyle bakalım, koruyucu ve kral kalkmak üzere. Ordumuz hazır olsun, bir köy daha bulalım ve son saldırımızı yapıp videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet evet, güzel bir tane max bir köy bulduk. Şimdi buna nereden girebiliriz? Tokmak da varmış. Kaya balonu da yapabiliriz aslında. Çünkü tokmak çok bir hasar vermiyor ya. Kaya balonuyla girsek şuruyu temizleriz. Peki bunu bu sefer de kral ve şeyin gireceği yer kalmıyor Hacı abi. Yani o da var ha. 6 tane buruyu temizler mi? O 2 tanesini alır mı? 6, 8 olsun. Tamam, 8 tane olsun. Şuraya da bir 10-12 tane kadar attım ve şuraya da merkeze doğru bir girecek şekil bıraktım. Geri kalanını merkeze doğru bir yollayacağım arkadaşlar. Evet, bu arada tokmağı unuttum. Koruyucuyu önden. Bir şifa buraya, bir şifa buraya. Ne oluyor be Hacı abi? Kral, kraliçe. Şuraya bir tane dondurma büyüsü bırakıp içeri doğru bir şifa buraya, bir şifa buraya bir daha bıraktık. Şu cehennem kulesi bize biraz sıkıntı yaratıyor ama. Evet, belediye binası uyandı. Bur abi, tamam, özelliğini kullandık. İçeri doğru bir gidin bakalım. Şuraya bir şifa büyüsü daha bırakacağım. Oradaki binicileri, hadi be abi. O binicileri biraz hayatta tuttuk ama. Evet, şu zehri de şuraya atalım. Bakalım. Yani şu kasırga olmasaydı çok güzel olacaktı. Bir 3 gelecekti aslında. Kraliçenin özelliğini biraz bekleteceğim. Kral, sen orada bir hızlan. Bize desteğe gelmen lazım. Evet. 3 geliyor mu acaba? Son saldırıda 3 geliyor mu? Hadi bakalım. Vay be. Max biniciyle max bir köyü 3'ledik diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Yani bu sefer kenarları güzel temizledik. Merkeze de binicilerin hepsini toplu halde attık. Ve belediye binası için aslında zehrin yerine deprem alalım arkadaşlar ya. Belediye binasını uyandırmamız lazım. Belediye binası uyanmadığı zaman bize sıkıntı yaratıyor. Ondan dolayı deprem büyüsü alırsak çok güzel olur bence. Evet, %93 ve buradan güzel bir 3 yıldızla ayrılacağız. Elektroya ne oldu? Güdümlü mü çarptı? Ne yaptı? Evet, 98, 99 ve %100 arkadaşlar. Evet, bölümü burada sonlandıracağım arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra dediğim gibi atıcı, işte golem, karakter askerler olsun, normal asker olsun, hepsiyle teker teker yapmaya çalışacağız. Siz de yorumlar kısmına hangisini istediğinizi yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.